Efendim, geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Uzun zamandır sakızlı video çekmediğimin farkına vardım. 2-3 gündür de şehir dışındaydım ve ev video çekemedim. Bu anlamda özür diliyorum hepinizden. Sakızlı videoyu da bana bir arkadaşım, dostum, 40 yıllık arkadaşım hatırlattı. Dedi ki, ya dedi, yiğidim dedi. Hani uzun zamandır dedi sakızlı video çekmiyorsun. Özlüyoruz falan dedi. Dedim seni mi kıracağım yani, saçmalama. Come on dedim. Ve ağzımda sakızla şu anda senin karşındayım, gördüğün gibi. Sakız önemli bir mevzu. Şöyle yapsak herhalde kurtarır diye düşünüyorum. Sesi. Çok edepsiz gözüküyorum. Şuradan renk değişimi yapsak böyle çok çirkin. Böyle zaten çirkin. Böyle de çirkin. Çirkin yapacak bir şey yok. Evet. Yiğidim, aslanım. Onun falına da bakayım ya. Bu senin için geliyor. Tatlım. Öyle düşün. O var kaderinde. Zamanı geliyor. Gitgide. Gelecek pek yakında. O şimdi. Piyade. Siktir lan orada. Ne piyadesi? Bazı dinleyicilerimizi rahatsız ediyormuş. Bu niye bu kadar az falan gibi. Ben tadını da bırakayım diye böyle yapıyorum aslında ama yani uzatmakla ilgili çok problemimin olacağını zannetmiyorum. Çenesi düşük bir adam olarak konuşurum yani. Hani çok da zor değil. Bugün konumuz çok özel. Benim için çok özel. Ben bir radyo programı yapıyordum ve o radyo programının bir anekdotunu seninle paylaşmak isterim. Bazı arkadaşlar çünkü demiş ki, işte sesiniz radyoya çok yatkın falan, bununla ilgili bir şey düşünmüyor musunuz diye bunu yıllar önce de keşfedip ulusal bir radyo kanalında program yapmaya başladım. Programın adı 7 kelime bir hikaye. 7 kelime bir hikaye çok güzel gidiyor ama matematiği var. Nedir o matematik? Canlı yayına bağlanıyorsunuz, yani radyoyu arıyorsunuz. 7 tane kelime veriyorsunuz. Bunların saçma olması benim işime geliyor. Ama dilediğin gibi 7 tane elle tutulur, gözle görülür nesne veriyorsun. Bir tane de konu veriyorsun. Diyorsun ki aşk, hasret, özlem, kin, nefret, neyse. Ama 7 kelime. Genelde dinleyicilerimin çoğu işte böyle sert kelimeler vermeyi daha çok arz ediyordu. İşte şop diyordu, kelepçe diyordu. Yok efendim. Ne bileyim işte. Prezervatif diyen oldu ya. Yani kelime veriyor ama diyor ki konu aşk diyor. Bunu o kelimeyi şiire yedir. Ben de almış olduğum bu 7 kelimeyi yaklaşık 3,5 dakikalık bir şarkı arasında bir şiire dönüştürüyordum. Yani 7 kelime bir hikayenin ana mevzusu buydu. Tabii radyoya erkek kadın fark etmez dinleyen kitle geliyordu ve işte 3-5 görmek istiyordu falan. O dönemler telefon bu kadar yaygın olmadığı için işte sosyal medya falan filan da yok. Zaten çirkinim biliyorsun. İşte fotoğrafı paylaşmıyorum. Kim olan bu arkadaş? İşte adı Storyteller. Ne yani? Kim bu? Bir şey yok. Orijinal adı yok. Storyteller'la 7 kelime bir hikaye başlıyor. Muazzam gidiyor işte. Canlı yayın süresi 1,5 saat falan. 10-15 tane kelime alıyorum. Yani 10-15 7'li kelime topluluğu. Aslında
buçuk saat içerisinde yaklaşık 10 tane şiir yazıyorum ve seslendiriyorum. Bunlar hiçbiri birbirinden aynı olmayan farklı şiirler. Bunu da buradan dipnot olarak düşelim. Mesela bu videonun altına yazacağınız 7 kelime ve bir hikayeyi yani kim yorum yaparsa bununla alakalı onun şiirini yazalım. Kaç tanesini yazalım mesela? 5 tanesini yazalım. Ve onu da bundan sonraki videoda seslendireyim. Şimdi işin mevzusu ne? Yani niye sonra bıraktık da böyle keyifli bir işi yapmadık? Ben bunun yetkilime bir hikaye haline senaryoya döküp bir sinema filmi haline de getirdim. Bir arkadaşım sağ olsun Yılmaz Erdoğan'la çok sıkı fıkıydı. Biraz Yılmaz abinin şiirlerinden yola çıkarak senaryoyu ona doğru evirerek yaşlı bir şairin genç bir kadına aşık olması üzerine kurduğumuz bir hikaye haline getiriyorum kendisine. Treatment'ı ve işte sinopsisi falan sunduk. Eğer uygun da görürse yetkilime bir hikaye, bir film haline de gelebilir umuduyla çalışıyoruz. Nasıl benim başıma ne geldi? Çünkü onu anlatacağım sana. Çok keyifli gidiyor işte radyoda her şey. Paramızı ödüyorlar. İşte biz şiirlerimizi yazıyoruz, araya şarkı koyuyoruz, muhabbet ediyorum falan filan. Bir gün gece saat 1'de radyonun artık son şeyini alacağız, canlı yayınını alacağız. Son kişinin 7 kelime ve hikayesini alacağız. Bir tane kadın bağlandı. Kelimeleri veriyor ama kelimeler çok sert yani. İp diyor işte efendim. İlaç diyor, bıçak diyor, silah diyor falan. Bir ürpermedim değil. Konu nedir dedim, konu neyin üzerine yazacağız bunu. Dedi ki son gün ve intihar üzerine yazmanızı istiyorum. Yani yiğitlikten de ödün vermiyoruz hemen. Sakızla. Vallahi kendimi orospu gibi hissediyorum ya. Yani özür dilerim ama. Şeker emeyim bari. Ne yapayım bir şey. Yani. Yazayım bari dedim. Şiir yazdım arkadaşlar. Bir intihar hikayesi yazdım. İntihar nasıl edilir? Hikayesi. İpi. İlacı. İşte silahı, bıçağı kullanmadan da intihar edilebilir. İnsan yaşamaktan vazgeçince zaten aslında intihar etmiş olur. Felsefesiyle bir şey yazdım. Ama öncesinde nasıl intihar etmek istediğini anlatan bir şiirdi bu. Yazdım, okudum, seslendirdim. Bitti gitti. Evimize gittik. Sabah bir geldim. Radyonun önünde polis araçları var. Kim lan bu programın sunucusu? Dedim benim. Sen dedi geliyorsun. Nereye gidiyoruz? Karakola gidiyoruz. Sebep? Dedi ki şu şahıs, isim vermeyeceğim işte, gece en son sizin radyonuzu arıyor. Yani son size bağlanmış. Sonra da bu şekilde ölmüş dedi. İntihar etmiş dedi. Ben dondum zaten. Çünkü benim anlattığım gibi öldürmüş kendini. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tabii anlattık yani, biz burada bir milyon tane hikaye yazıyoruz. Adam aşkla ilgili bir şey yaz diyor. Hasretle ilgili bir şey yaz diyor. Ne bileyim, kavuşmakla ilgili bir şey yaz diyor. Yazıyoruz haliyle. Eğer yazdığımız hikayeyi birisi gidip uyguluyor olursa işimiz var. Ama bu çok açıklı da bir mevzu. Ona sadece ifademizi verdik çıktık. Başka hiçbir şey olmadı ama o günden sonra bir daha ben bu işi yapmam dedim ve öyle kaldı.
Bir arkadaşım sormuştu işte radyo programı falan filan böyle bir şey düşünmez misin dediği için ona cevaben bunu söylemiş olayım. Onun dışında meslekle alakalı bir soru gelmişti. Ya sen hayırdır sen kimsin ve necisin diyen yani hangi dalda gezdiğin belli değil pezevenk. Bir saniye. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yani ne yaptım belli değil. Orada da bir soru gelmişti. O soruya da açıklık getirmek adına söyleyeyim ben. 99 yılında Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünü kazanmıştım. Babam benim göbeğimi boş bir araziye gömmüş, üzerine cami yaptılar diye imam olmam gerekiyormuş. Aynı boş araziye genel ev yapsalardı pezevenk mi olacaktım diye bunu Acun'un sahnesinde yeteneksiziniz de söyledim. O yüzden Güzel Sanatlar Lisesi'ne gönderilmek yerine İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Belirli bir süre imamlık yaptım. Okulu bitirdikten sonra liseden sonra üniversite hayatı başladı. Üniversiteden sonra gazeteci olmak istedim. Ve gazeteciliği de 10 yıl kadar yaptım. Efendim ama bu süre zarfında sürekli sahne yapmaya devam ettim. Sürekli de kişilik gösteriler düzenledim ve bunu Avusturya'da, İtalya'da, Almanya'da, Türkiye'nin birçok ilinde farklı okullarda, farklı kurumlarda sergiledim. Genellikle sevmediler çünkü daha gülmekten ziyade daha kafa açan mevzular anlattım. Sevmediler, yani sevdiler ama biraz da bozuldular açıkçası işte. Tabii İmam Hatip Lisesi beni çağırmıştı. Belki anlatmışımdır bunu. Çağırmıştı. Şey demişti. İşte İmam Hatip'ten çıkıp da bir halt olanları çağırıyoruz falan. Sen de gel. Gittim. Oradayken mesela 300 tane erkek İmam Hatipli'ye sormuştum. Dedim aranızda Hakan diyen bir Hakan diye biri var mı? Biri dedi ki benim adım Hakan. Dedim hepiniz bağırın aynı anda Hakan diye. Hepsi Hakan dedi. Dedim yavaş yerimi söktün. 300 İmam Hatip de aynı anda güldü. Öğretmenler gülmedi çünkü videoya denk gelmemişler belli ki. Ama öğrenciler hakimdi. Aynı öğrencilere Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne demek diye sorduğumda hiçbiri Türkçe manasını bilmiyordu bunlar. Bir sene sonra imam olacak öyle düşünün. O yüzden gidip hikayemi paylaştığım yerlerde genelde agresif davranan bir tip olduğum için haliyle sevmezler yani. Şekeri de kırmadan yiyen ne bileyim. Halihazırda da şu anda Doktor PR adı altında PR doktoru adı altında bir şirketim var ve bu şirkette PR çalışmaları kurumsal olarak ya da kişisel olarak PR çalışmaları, metin yazarlığı, senaristlik, efendim kurum danışmanlığı yapıyorum. Bununla alakalı Afyon'da, Antalya'da, Denizli'de, Uşak'ta ve Ankara'da birkaç firma, birkaç kurum ve kuruluşta bireysel olarak çalışıyorum. Onların sloganları, onların konuşma metinleri, onların yol alması gereken harita önlerine konuluyor. Genellikle öz geçmişe dayalı hareket etmeyip öz gelecek planlıyoruz ve ileriye dönük hareketlere daha çok önem veriyoruz. Yapmış olduğum işte bu. Efendim onun dışı yani şu anda bir PR şirketim var ve gazetecilik yapıyorum aynı zamanda ama PR şirketinin üzerine daha fazla durduğum söylenebilir. Tek kişilik gösteri kısmını uzun zamandır yapmıyorum. Yani uzun zamandan kastım bir yılı bulmuştur. Bir yıldır pandemi falan filan derken sahne yapmadık. Yakın zamanda da Eksen'de yayınlanmaya başlayacak. Yeteneksiniz Türkiye'de tekrar bu kardeşinizi göreceksiniz. Orada tekrar bir yarışacağız. Yarışmak da denir mi bilmiyorum. Hikayemi anlatacağım. Seviyorum böyle sosyal platformları. Bir de bu dijital platformlar artık küfürü de hani artık kabul ediyor ya. Benimsiyor. Sahnede küfür de biliyorsunuz belki yeri geldiğinde ama bir televizyon kanalında bunu yapmanız mümkün değil. O yüzden böyle bir platformda sahne alacağım için kendimi mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Şayet yaşar isek
yapacağız. Efendim, onun dışında enstrüman çalıyor musun abi, ne çalıyorsun diye soruyor. Hiçbir şey çalmıyorum, hiçbiriyle ilgili bir kursa gitmedim, herhangi bir eğitimim yok. Bir neyim var, neyim var? Senin neyin var ya? Evet, benim neyim var? Neyim var bir tanem? Bir klarnetim, bir gitarım, bir bağlamam ve yakın zamanda aşık olduğum bir santurum var. Santurumla tatlı tatlı müzikler yapmaya başlıyorum. Yeni öğreniyorum, daha bir hafta falan oldu. Tamamen evde enstrümanı severek, okşayarak, onun dilinden anlamaya çalışarak hareket ediyorum ve o da bana yardımcı oluyor açıkçası. Böyle ilerleyen bir ilişkimiz var santurla. İran yapımı bir santur. İran'dan direkt geldi evime canım benim. Bu santurların bir özelliği var sevgili dostlar. Ne oluyor bu? Tamam, yiğidim, çiğniyorum. Diyorum, sen mevzuya hakim değilsin, o biliyor kendini. Akrep. Ses tınısını falan beğenmemiş. O yüzden mührünü basmaya utanmış anlamına gelir. Yani benim yaptığım sandur bu olmamalı anlamını taşıyan bir damga o. Çok güzel adet, çok güzel hikaye. Hakikaten. Mühürlü bir sandurum var dediğim gibi. Onun dışında enstrümanım yok. Kanuna merak saracağım yakın zamanda büyük bir, çünkü şöyle akrep burcu birisi olarak çabuk sıkılıyor değil, sonuna kadar gidip yaparım, yaptıysam bırakırım. O enstrüman çalınacak. Evet, çaldık. Tatlı dildim, güler yüzdüm, ey ceylan gözüm, çalındı mı çalındı, yapabiliyormuşum, yapabiliyormuşum, tamam o zaman deyip bir kenara bırakıyorum. Üzerine gidip profesyonel hale getirmeyi denemiyorum ya da bunun üzerine düşmüyorum. Bu benim eksiğim. Ama yani bir bu santurun üzerine gideceğim gibi gözüküyor. Çünkü çok tatlı bir tınısı var. Bir ikinci saniye sokakta falan açarız. 3 gün sonra aç kalırız, bir şey olur. Açarız kutusunu. 3-5 tıngırdarız. Çorbamız kaynar yani, biliyorsun. Kaynatırız her türlü. Onun dışında efendim işte ASMR videolarından dinleyen ve dinledikten sonra bizi kendisine sıcak yakın bulan kardeşlerim Instagram üzerinden bazen mesaj atıyor. Sohbet edelim modunda. Fakat çok yoğun ve çok agresif bir çalışma hayatım var. O yüzden oturup sohbet edebilecek kadar boş vaktim olmadığı için uzun vadede her mesaja dönüş yapamayabiliyorum. Yani bu benim terbiyesizliğim tabii ki de, ama bütün mesajlara cevap verdim. Ama sonraki süreçte abi ne yapıyorsun, bugün Galatasaray maçı var, nasıl olur diye gelen sorulara bazen cevap vermediğim oluyor. Özür dilerim. Birazcık da kanalla ilgili konuşalım. Efendim, kanalımızın gidişatı çok da kötü değil ama çok mu iyi? Hayır, tabii ki de. Elinden gelen senin de yaptığına inanmıyorum açıkçası. Yani iki tane yorumu, 3 tane like'ı, 5 tane dinlemeyi bize çok görüyorsun. Bunun farkındayım çünkü analizlere baktığımda dinleyicilerimin %45'i aboneyken kanala %55 gibi bir oran kanala abone değil. Ama bu yani bu şimdi hani işte mavi giyiyorsun ama etiketini söküyorsun. Hiç o oldu mu şimdi, ama yani bu emeğe saygısızlık tamamen. O yüzden abone oluyor olmanız benim için çok kıymetli. Bunu arzu ediyorum. Yani burada bunun büyümesi ile ilgili senin destek veriyor olman gerekiyor. Bizim ASMR Secrets'tan ne eksiğimiz var?
Hepsini açarım, gösteririm, burada soyunurum gerekirse. Hiçbir eksiğimizin olmadığını ispat ederim sana. Beni bu anlamda lütfen mutlu et. Ki ben de sana videoları tatlı tatlı çekmeye devam edeyim. Burası çok önemli değil abi. Yani 4 kişi birbirimizi dinliyorsak da keyifli ama etkileşimi seviyorum. Yani böyle fazla insan seviyorum büyük ihtimalle. Ondan kaynaklı bu talepte. Bir de bu videodan bir tık önce ya da bir tık sonra atmış olduğum bir şarkı vardı. O şarkıyı da dinlersen kendimi Serkan Çalmaz gibi hissettim ha. Bir videosunda şey yapıyor. Arkadaşlar diyor, kanalı diyor büyütüyoruz. Benimle çalışmak isteyen, İngilizce bilen insanlar varsa diyor, gönüllü olarak benimle çalışabilir diyor. Ondan sonra diyor, bir de diyor, bir uygulama yapıyoruz diyor. Kanalımızın artık bir uygulaması olacak diyor. Nasıl yani diye düşünüyorsanız, bunu diyor App Store'a ya da işte Android'e falan koyacağız diyor. Uygulama yapmayı diyor bilen varsa diyor, o da diyor bir tane gönüllü olarak uygulama yaparsa, ileriki dönemlerde ya paraları kazandırırsa yarı yarıya bölüşürük yani diyor. Sonra başka bir şey daha söylüyor. Sonra başka bir şey daha söylüyor. Matematiksel olarak bir topluyorsun hepsini. Bir bakıyorsun hep para demiş. Serkan'ım ya çok ağır paraya koştu. Birkaç tane daha şimdi yeni keşfettiğim Serkanlar var. Azıcık daha video çeksinler. Onları da salça olacağım. Evet, 21 dakika ne kadar çabuk geçti ya. Bu böyle ne anlattık, bir sürü şey anlattık ama yani çok hızlı geçti. E olsun işte, bu da böyle bir video olsun, bir muhabbet videosu olsun. Yine bu videonun altından soru cevap kısmı gibi bir şey yapalım. Bu videonun altında sormak istediğiniz, merak ettiklerinizi yazabilir. Aynı zamanda 7 kelime bir hikaye için 7 tane kelime elde tutulur, gözle görülür. Nesne diyorum bak, kalkıp bana güneş demeyin salak salak. Anladın mı? Ya sakız da elle tutulur, gözle görülür bir nesne. Gözlükte, ne bileyim işte vibratörde, anladın mı? Elle tutulur ve gözle görülür olanları yazıyorsunuz. Bir tane de konu yazıyorsunuz. Bu konudan kastım. Genel bir konu. Aşk, öfke, itiraz, işte ayrılık, hasret, platonik aşk, neyse sen belirliyorsun konusunda. Ben o senin kelimelerini bir şiirin içerisine yediriyorum. Beni ne kadar zorlayabilirsin, nasıl sert kelimeler verirsin ve dersin ki ulan bu kelimeler mümkün değil, bir şiirin içerisine getirilemez. Dene beni, beni dene lütfen. Bunu da arz etmiş olalım. Efendim kendinize çok iyi bakın, geceniz güzel, uykunuz derin ama anlamlı olsun. Görüşürüz. Dediğim gibi soruları da eklerseniz bir sonraki video bunun altındaki mevzularla dönecek. Görüşürüz, bay bay.